Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. Ben Murat Yüceda. Programlama dilleri eğitim serimizin 7. dersini gerçekleştireceğiz. Assembly dili hakkında biraz konuşacağız bugün. Assembly nedir? Neler yapılır? Kısa bir tarihçesi falan. Bununla ilgili biraz bahsedelim. Başlayalım. Tarihler 15 Ağustos 2017. Nedir Assembly? Düşük seviyeli bir programlama dildir. Bakın bu derste size katacak ve unutmayacağınızı düşündüğüm cümle bu. Düşük seviyeli. Düşük seviyeli programlama dili nedir biliyor musunuz? Konuşma dilinden uzaklaşan programlama dili. Bir programlama dili konuşma diline ne kadar yakınsa o kadar yüksek seviyeli kabul ediliyor. Ne kadar uzaksa o kadar düşük seviye kabul ediliyor. Yani hani kaba kodun tanımında vardı ya, kaba kod neydi? İşte bir algoritmanın yarı programlama diline, yarı da konuşma diline dönük olarak kodlanması diye bir tabir vardı ya, işte oradaki konuşma dilinden bahsediyoruz. Makine dilinden sonra ortaya çıkmıştır. Demek ki Assembly'den öncesi de var. Yani Assembly bu programlama dillerin atası değil, onun öncesi de mevcut. Sonra diyor ki genelde donanım programlamada kullanılır. Mikro işlemcilerde veya işlemci, daha doğrusu işlemci programlamada çok tercih ediliyor. Ondan sonra makine diline yakın olduğundan kodlar çok hızlı bir şekilde derlenme işlemini gerçekleştiriyor. Son madde önemli, ancak kodlama işlemi zordur ve uzundur. Bunun sebebi kodlama işleminin zor ve uzun olmasının sebebi şey, daha doğrusu hani derleme işlemi hızlı makine diline çok yakın olduğu için. Ancak kodlama dili, yani yapılan kodlama dili, birazdan bir sonraki sayfada göstereceğim. Örneğin C dilinde 7-8 satırda yazılan program Assembly'de yaklaşık 70-80 satırda yazıyor. Yani yaklaşık 10 katı gibi oldukça uzun bir kod satırı ortaya çıktığından ve okunması da düşük olduğundan, makine diline çok yakın olduğundan biraz daha işlemler ne yapıyor? Uzuyor. Şöyle bir istatistik var işte. C dilinde 10 satırda, 9-10 satır aslında bu yazılan bir kod, Assembly'de yaklaşık 90-100 satırda yazıyor. Neredeyse 10 katı. Çalışma mantığında işlemciyle tek tek konuşmak gerektirir şeklinde bir maddemiz var. Yani hani işlemciye yapılacak olan işlemleri böyle tane tane tek tek anlatmak olur ya. Karşınıza bir küçük bir çocuğu alıp ona yapacağı şeyleri tek tek anlatırsınız ya. Tıpkı aynı mantık burada da. Assembly'nin işlemciye yapacağı iletişim de bu şekilde. Hani işlemciye yapması gereken işlemleri ne yapacaksınız? Tek tek anlatmanız gerekecek. Neler yapılabilir? İşletim sistemlerinin çekirdekleri yazılabilir ki bu çok tercih edilen bir yöntemdi. Ondan sonra virüs yazılabiliyor. İşte donanım cihazlarında kullanıyor. Bazı donanım cihazlarında Assembly kullanılıyor. Bellekte az yer kaplayan küçük ölçekli programlar için, hani böyle bellekte gerçekten çok az yer kaplayacak olan ve bir yandan da hızlı çalışması istenen küçük ölçekli programlarda kullanılabilir. Sonra dördüncü maddede zaten bu hız kısmından bahsediyor. İşletim sisteminde gerçekten hız gerektiren uygulamalarda, yani bir proje yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz projenin içeriğinden ziyade hızlı çalışmasını istiyorsunuz. Hızlı çalışması sizin için pek çok şeyden önemliyse böyle bir projede tercih edilebilir. Ve işte mikro işlemcilerle beraber, ondan sonra bazı donanım cihazlarıyla beraber kullanılabilmektedir. Wikipedia'nın kütüphane kısmından aldığım bir ekran alıntısı bu. Şöyle bir merhaba dünyası var bunun. Üstteki kodlar muhtemelen başka, etiketler falan da var burada. Etiketler, değişkenler falan da var. İşte en altta yazı diye bir merhaba dünya ve sonunda bir dolar sembolü var. Bu şekilde bir merhaba dünya çıktısı mevcut. Ama oldukça kompleks ve uzun bir kodlama literatürü var. O yüzden hani düşük seviyeli bir programlama dili olarak gözüküyor. Neden? Çünkü konuşma dilinden gittikçe uzak bir programlama dili haline geldiği için. İşte böyle. En azından ya, bu dersi unutmayacağınız şeylerin şunlar olacağını düşünüyorum. Yarın öbür gün, yani bu videoyu izlediyseniz eğer, Assembly dili hakkında biri bir şey sorduğu zaman size donanımsal veya işlemci ya kodlamak için gerekli olan bir programlama dili olduğunu, ondan sonra kod yazmanın çok uzun ve zahmetli olduğunu, C dilinde 9-10 satırda yapılan işlemin Assembly'de 90-100 satırda yapıldığını ve düşük seviyeli bir programlama dili olduğunu, ki düşük seviye kavramının da şöyle olduğunu, düşük seviye neydi? Bir programlama dili, konuşma dilinden ne kadar uzaklaşırsa o kadar düşük seviyeli olur şeklinde bir açıklaması olduğunu da öğrendiğinizi düşünüyorum. İşte böyle, programlama dilleri serisinin 7. videosu. Yine bir duyurum olacak. Önümüzdeki birkaç video boyunca duyuruya devam edeceğim bu şekilde. Son
yani video sonlarında. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda ilk projemizi tamamladık ofisimizde. İstanbul'daki ofisimizde hep genelde eğitim bazlı gidiyorduk da ilk projemizi çıkardık. Kendi yapıp ekip arkadaşımla beraber tamamladığımız proje. 2 aylık bir sürecin sonunda tamamladık projemizi. Bir rezervasyon sistemi, Orient Rezervasyon Sistemi isminde bir proje. Arkasında 18 bin civarında bir kod satır var. Epey uğraştırdı bizi. Ciddi bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. Yani ister destek olmak için, isterseniz de sizin ihtiyacınızı karşılaması veya çevrenizde bu tarz rezervasyon işlemlerini kullanabileceği bir platformu olan veya iş yeri olan kişilerin kullanması amacıyla alabilirsiniz. Fiyatı 650 lira. Hala satışta, yani 15 Ağustos itibariyle satışlara başladık. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğiniz zamanda da satışlara devam ediyor olacağız. Dediğim gibi destek olmak için de alabilirsiniz. Ondan sonra çünkü hani biz kimseden videoları çektiğimiz için ücret talep etmiyoruz. Daha doğrusu etmiyorum. Videoları çektiğim için kimseden herhangi bir ücret talebinde bulunmuyorum. Ya destek olmak isterseniz böyle bir yöntemle özellikle hani çalışan kişilerseniz, öğrenci arkadaşlar için biraz belki güç olabilir bu. Ama çalışan kişilerseniz destek olmak babında hem sizin elinizde somut bir proje olmuş olur hem de bize katkınız olmuş olur. 8. programlama dili videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.